Herkese merhaba. Evet, bugün tek Minecraft'ta Tekirdağ'dayız. Ne yapacağız derseniz, evet, biraz para kastık. Arsa alacağız. Tabi bu video bölüm bölüm göreceksiniz. Hani arada gün bile koyabilirim. Evet, şimdi arsa alacağız. Hatta kalan kısmını yarın bile çekebilirim. Evet, videoya hoş geldiniz. Geçen bölüm klasik şeyler yaptık. Kasıldık biraz işte. Hatta şurada şans kasamız varmış, hemen açalım. Şans kasası nasıl geliyor derseniz, ara sıra sohbette bazı oyunlar oluyor. Yani yere geliyor aynısını yazıyorsunuz, yere geliyor işlem yapıyorsunuz, yere geliyor karışık kelimeyi buluyorsunuz. Ona bağlı oluyor. Yere geliyor boya çıkıyor, yere geliyor eşya çıkıyor. Mesela boya çıktı. Ama ben buranın sayesinde shulker yaptım. Bir wider light yaptım. İki tane önsüzlük totem aldım. Evet, önsüzlük totemlerin sayısı 2'ye çıktı. Öyle. Dükkandan bir tane wider light almış. Ondan Mustafa aldı zaten. Videolarımızda sık sık görünecek gibi görünüyor da neyse. Şimdi arsayı nasıl alacağız? Ha, telefon buradaymış. Evet, şimdi telefona geliyoruz abicim. Arsa diyoruz. Birinci arsayı 5000 paraya alabiliyoruz. İkinci arsa 10.000 para zaten. İkisi de 42, 42. Bismillah diyorum, aldık. Ha. Korktum lan, başkasının arsasındasın. Şimdi de. Evet, böyle güzel bir arsa. Kimin arsası yanına gelmişiz bakalım. O kimmiş? Tanıdık mı? Yok, tanımıyoruz. Evet, böyle ortaya bir yere geldik. Mustafa da belki yakında arsa alabilirim dedi. Bakacağız. Yani yan yana olursa güzel olur. Ha, evet, geldi. Orada burayı bu ilk yapacağız bu videoda, yani öyle planlıyorum. Dedim ki bölüm bölüm olmasının sebebi bu. Ne planlıyorum dersen, sur çekebiliriz belki. Bir de Roncon evi yaparız büyük ihtimalle. Yani eski klasik, çünkü hani biz bununla seriye ilk başladığımızda John John evindeydik. Klasik bir ev zaten büyük ihtimalle. Ya onunla devam edeceğiz. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Köylülerin ilk bölümü izlemediyseniz bakabilirsiniz. Evet. Böyle setimiz şu an bu durumda. Mustafa'nın seti niye böyle derseniz, Obsidian set ve diğer setler karışık. Mesela ben de şu an bot gözüküyor. Obsidian bot. Neyse, evet. Biz videoyu burada keselim. Hani yapı yapmaya başlayınca falan öyle bir şey olduğu zaman geliriz. Tamam, o zaman burada videoyu durduralım. Herkese merhaba. Evet, bugün TKZCraft'tayız. Bu bölümde ev yap... pardon. Devam ediyoruz bölümümüze. Başlangıcı yapmıştık, pardon. Büyü masası yapacağız. Bir de evin yapımını tasarlandıracağız. Yapacağız. Şöyle göstereyim eşyaları. Bir kısmını topladık eşyaların. Büyük çoğunluğunu diyeyim. Gördüğünüz gibi bunların her birini birer terakota saysanız, bir de bunları dönüştüreceğiz falan. Biraz daha toplarız. Evet, kırık taş lazım zaten. Genel şeyler hatlar olacak. Şimdilik bir büyü masası yapacağız. Çünkü bize büyü gerekebilir. Bana bir şey versene. Şey neydi? Kitap ver, kitap. Kitap verecek değil mi? Ver kitapları. Şimdi dur, büyü masası yapacağız. Şurada crafting var. Hemen bir masamızı yapalım. Geliyor mu, geldi. Heh, dur. Şimdi buraya 4 tane bundan. Bu arada nasıl elmas ederseniz, biz bu kasalardan bayağı bir şey çıkardık. Üçüncü ölümün totemini de çıkardım. Hatta 9 elmas falan da çıkarttık, elmas blok. Bunlar bayağı işe yarıyor. Biz buradan geçiniyoruz. Mesleklerden de biraz para kastık. Eşya falan da topladık. Tamam, koyacağım. Bekle. Şimdi ama neye basacağız diyor. Şimdi havuç kazma çok saçma. Sakın havuç kazmaya basma. Ha. Wider Light'a da basacağız değil mi? Alevden çehre geliyor. Alevden çehre de fena değil. Ama bir geliyor. Sonra bakarız ona. Şimdi ben sıfırdan bir elmas kazma yapıyorum. Gerçi iki tane var ama büyük kitabına bir şey çıkıyor. Ona bakayım. Ama dört yaparız. Güç bir, güç bir. Full güç bir çıktı, bu ne ya? Garip. Neyse. Sıfırdan bir lapis. Çok güzel soru. Lapis, dur, bende olması lazım. Bizim şeyde büyük ihtimalle. Home'da olma ihtimali var. Bende şu an envanterde yok. Lapis topladım diye hatırlıyorum çünkü. Sen git gel bir. Vardır belki. Olmadı, bir masasına şimdi basmayız büyüye. Sonra da bakabiliriz. Home'da vardı galiba. Şöyle yapalım.
Şöyle yapalım o zaman. Büyü masasını yaptık. İlerleyen kısımlarda ben büyüleyince de gelirim. Evi yapma aşamalarına başlayınca da geliriz. O zaman evet, şimdi eşyaları topladık. Diğer kısımlara birazdan geçeceğiz. Biz burada uğraşacağız. Tabii hızlı geçiş olarak göreceksiniz. Tamamdır. Evet, ufaktan bu yıl işlerine başladık. Bir cumaya gittik geldik. bloklar ayrılmış orada, evet. Elim istiyorum olur. Killer şey olmuş. Neyse evet, buradan ufak başlıyoruz bu yılda. Tabii biz bunları kese kese göstereceğiz ama size tam şey gelecek. Şöyle diyorum. Şöyle. Bu video çok fazla kesit olarak olacak. Çok fazla sen yapmana gerek yok, ben yaparım. Şöyle evet, kısaca böyle yapacağız. Yanları döşeyeceğiz. Çok da uzatmak istemiyorum. Nasıl yapsak? Şu an build'e başladık tabi. 7 yapacağız, sonra 8 blok yüksekliğe çıkacağız şöyle bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan çıkacağız. Benim su kovası var mı? Varmış. Şöyle. Tamam. Buradan pek bir video kaydı gerekmiyor. Biz herhalde buraya çekip bir hani burayı bitirip bir daha gelelim. Öyle yapalım. Tamam. Herkese merhaba. Evet, bu Minecraft'ta ev yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek ezide. Şimdi şöyle, ev bu aşamaya kadar getirdik. Zaten terakota vardı, göstermiştim. Biraz da hatta arttı. 2 stack falan. Yani artmadı da daha kullanacağız da. Artacak yani, o belli. Evi bu seviyeye getirdik. Mustafa, bizim büyü masasını geri koyabilir misin acaba? Şu orta kısmı. Teşekkürler. Evet, bu seviyeye getirdik. Ne yapıyoruz derseniz şöyle. Evin şu an büyük kısmı bitti, zor kısmı bitmedi. Zor kısım ne derseniz şu çatı kısmı olacak. Orayı da halledeceğiz. Ben şuraya kesit kesit gösteriyorum şu an, yapıyoruz. Yapım aşamasını çok göstermeyeceğim çünkü uzun sürüyor. O zaman biz biraz daha yapacağız da bu en sonkinde uzun bir şey yaparız. Çatıyı yaptığımda falan. Zaten son aşamalar kalıyor öbür türlü. O zaman biz yapmaya devam edelim. Siz de buraları küçük göreceksiniz. Kısa göreceksiniz. Neyse. Tamam, birazdan geliriz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evin büyük çoğunluğu bitti. Evet, bayağı bu uzun sürdü. Işıklandırmayı falan da yapacağız. En son kısımları yapmadım tabii, klasik YouTuber şey. Bir de yanlış bir kısım yapmışız. Evet. Ev tombul oldu, farkındayım. Nedeni? Acaba. Evet, bu da bize ev yapmaya başladı yine. Şimdi 8 blok olması normal gerekiyor normalde buranın. Ben bunu 10 yapmışım. Doğal olarak ev tombul oldu. Bunu belki ileride düzeltirim. Yani çok göze çarpıyor, farkındayım. Belki ileride düzeltirim. Veya bu ildi bir tık değiştiririm. Hani çok uğraştırmadan. Belki. Ne yap? Dur. Mustafa Bey, sen neredesin? Ha, büyü masası kullanmıştım. Şimdi. Evet, bu merdiveni kıracağız, yaşasın. Buraya tam blok koymak gerekiyor. Şimdi bu merdiveni kıracağız dedim. Evet, be direkt gitti. Ben de koyun meşe kalmamış elinde. Sen de koyun, bir tane koyun meşe atsana, bir tane. Tamam. Bir tane dedim. Aşağı in. Aşağı in, aşağı. Full aşağı in. Şimdi evet. Bunları yanlış koy. Bunları doğru koy. Yani yanlış sayın. Ya. Hadi ver şunları. Tamam. Eksik vermemiş. Şimdi. Burayı kapatıyoruz. Neden? Şimdi şöyle iki olacak bura. O zaman buraya açacağız. Tamam. Şöyle. Tamam. Bir şey engel olmasın diye. Cama. Tamam.
O zaman cama başlayalım. Şimdi biraz videonun uzaması gerekiyordu çünkü. Çok kısa olacaktı. Hani boş boş konuşamazdım 10 dakika. Fazla cam yapmış olabilir ama bilmiyorum. Evet, ev genel olarak böyle. Belki ufak değişiklikler yapılabilir. Tam aynı olmadı. Yani şöyle yanlış yaptım da yanlış yaptığım dışında da bir iki değişik farklılık var. Önemli şeyler değil. Şöyle küçültebilirim en alt kısmı. Ama o zaman da bilmiyorum, hep garip durur hani. En üst kısmını yine uzatmam gerekecek. Çoğu bloğu kırmam gerekecek. Değer mi bilmiyorum. Açık konuşayım. Çünkü çok uğraştım. Burada fazla cam yaptık yani. Neyse. Mustafa'ya veririz. Şimdi bura kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En son halini göstereceğim. Burayı 2 mi yapsak 4 mü yapsak ki? 2, 2 yani. Orijinali 2. Orada bir şey yazacaksan MSG yaz. Normal yazarsan görmem. Böyle iyi gibi. Evet, evin son haline bakalım. Tabi içinde yerleştiren burada şey yapalım. Adı neydi? 12 tane şey. Benim şu an tam bir meşale yetiyor. Şöyle yapmak istiyorum. Şimdi ben bu evin şeyini çok beğenmedim. O yüzden dur, ben sol elden şunları almam lazım. 12 tane. Oo, hatta fazla. Ha pardon, bir yere eksik koymuş. Nasıl olacak o zaman? Neyse biraz yapalım da sonra geri kalanını arttırırız. 8 tane yaptık. 4 tane geliyor mu? Geliyormuş. Güzel. Tamam. Meşaleyi de sol ele alalım, Optifine olduğu için. Şimdi 12 tane fener yaptım. Ev güzel görünsün. Ya ev... Aferin. Yani tombul görünüyor da bir süre sonra insan göze alışıyor. Şu kısım var. Üst kısım yine fena durmuyor bence. Yani altı düşünme. Üst kısım bence iyi. Alt kısmı da belki bir ayar yapabilirim. Hani bazı şeyleri değiştirsek güzel durur mu diye. Şöyle. Şunu kır. Şöyle. Evi aydınlatmak lazım. Bunu da buraya koy. Tamam. Şu, bence gayet büyük zaten. Evet, olması gerekenden fazla büyük. Umarım çok fazla şey sesi gelmiyordur yani. Buraya mı oluyor? Buraya koyalım. Buraya koyalım. Evet, ufak bir aksaklık oldu. Neyse. Şimdi. Gelelim. Evet, Mustafa da concunu yapıyor ama doğru halini yapacaktır umarım. Bu kütükler bir tık fazla mı büyük? Mustafa sen camları yanlış yapmışsın. Bir bu üç büyüklükte olacak, iki şuraya gelecek. Şuradan üç büyüklükte olacak. Şurada olacak. Hayır, üç blok olacak şey, demir parmaklık. Neyse tamam, onu ayarlarsın. Sana şimdi ne lazım? Odun lazım mı? İstersen var. Terakota bayağı var lan. İki stek var neredeyse. Yani yetmez belki de. Çoğu yeter yani. Yeter herhalde ya. Al. İki steğe yakın var. Başka ne lazım? Koyu meşe. Koyu meşe lazım mı? Şöyle orijinalde Ladin. Ama biz koyu meşe yakında var. Yakında koyu meşe var ve bir kere hata yaptık diye çok şey yapmadık. Evet lazım. O zaman sana bir iki stek ateşleyelim. Bana da lazım çünkü biraz.
farklı şeyler için. İki stick yeterli olur herhalde. Yetmezse zaman söylersin, tamam. Nereye vereyim? Oğlum, gel, yere gel de. Şş, yere gel yere. Şöyle. Evet, bu arada kılıcı büyüledik. Bunu göstermiş miydim? 15 vurdu. Keskinlik 1 basabildik. Genel olarak durumumuz böyle. Paramız biraz arttı. Para kastık şey dişi. Yakındaki videoları belki elitre alabilirim. Evet. Dediğim gibi. Bu videonun hani kaderi bir tık daha size bağlı. Niye derseniz hani 3 video yapmayı planlıyordum ben şeysiz. Ücret fazla dolmuş. 3 video yapmayı planlıyordum ben size bağlı. Hani görüntülenme, like oranı falan. O tarz şeylerden videonun şeyini de bulacağız. Hani devam edecek bir seri diye. Ha, bu arada ikinci seteyi sana atmamıştık. Gel gel. İn aşağı. Biz video dışında ne yapacağız? Para kasarız belki biraz. Evi düzeltir miyim bilmiyorum. Sizden de yorum bekliyorum. Hani normal şöyle 8'e 8 olması gerekiyor. Biz 10 yaptık. Mesela şuradaki gibi olması lazım. Pencereleri saymayın. Hani burayı fullden düzeltmek çok uzun sürer. Söyleyeyim yani, tüm bu yıldi belirli bir oranda bozmam gerekecek. Şurayı kaldırsam aslında yapabilirim ama nasıl desem, bura taş kalır o zaman, ya da fullden kırsam daha uzun sürer. Fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Hani ne yapalım? Belki ileriki zamanlarda seri devam ederse düzeltirim. Şu an değil. İçini biz buraya eşyayla düşeriz. Sandıkları falan taşırız. O zaman başka diyeceğimiz bir şey yok değil mi? Başka bir plan yoktu herhalde. Yok, tamam. O zaman bu arada köylerin fotoğrafını önceki videodan görmüş olabilirsiniz. Neyse. Abone olmayı abone olup like atabilirsiniz. Dediğim gibi hani bu like fazla olursa seri devam eder. Onu söyleyeyim. Neyse, o zaman görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.